3 kez patladı tabancası Halis Demir'in. 20 Şubat 1974 yılında Niğde'nin Bur ilçesinde bir kahraman dünyaya geldi. 7 çocuklu bir aileden gelen Halis Demir, çocukluğunda ilkokul sonraları peygamber mesleği olan çobanlık yapıyordu. Büyüdü, evlendi. Elif Nur ve Doğan Ertuğrul adında iki çocuğu oldu. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok askeri görevlerde bulundu. Darbeci hainler için planlarının başarıya ulaşmasındaki en kritik noktalardan birisiydi Özel Kuvvetler Komutanlığı. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı bir düğüne katılmak üzere komutanlıktan ayrılmıştı. Darbe girişimini düğün sırasında öğrendi. Darbeci generalin Özel Kuvvetler Komutanlığı'na hareket halinde olduğunu öğrendiğinde Aksakal'ın aradığı isim Ömer Halis Demir oldu. Halis Demir'i bir milletin kalbinde yaşatacak o emri verdi. Tuğ General Terzi vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et. Halis Demir cevap verdi. Baş üstüne komutanım. ''Helal olsun, siz de helal edin.'' dedi. Helallik alındıktan sonra telefonunu kapattı. Karargaha yaklaşan Terzi'yi karşılamaya giden hainlerin arasına karıştı. Terzi ve etrafındaki hainler karargaha yürürken sağ tarafından yaklaşıp vatan hainini başından vurdu. 3 kez patladı tabancası Halis Demir'in. ''Engellemeye çalıştım, durmadılar. Ben de silahımı çekip baş haini başından vurdum. Yine kuşları gördüm baba.'' Bana doğru uçuyordu. Darbecilerden binbaşı Fatih Şahin, Halis Demir'e 12 el ateş etti ve sırtından vurdu. Halis Demir şehit düştü. Karargaha ulaşan Zekai Aksakallı Paşa, naaşı yerde bulunan Halis Demir'i gözlerinden öptü ve darbeci haini vuran aslanım diyerek veda etti. O günden sonra doğan binlerce çocuğa Ömer Halis Demir ismi verildi. Kütüphanelere, okullara, parklara Ömer Halis Demir'in ismi verilerek anısı yaşatıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tam da şehit düştüğü yere bir anıt dikildi. Kahramanlığının sembolü, yerine gelecek Türk gençlerine örnek olsun diye.